Merhabalar sayın izleyiciler. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben Kamil Çetin Oraner. KASEV Vakfı, yani Kadıköy Sağlık Eğitim Merkezi Vakfı kurucusu. Efendim Tuzla'da, Aydıntepe'de KASEV Vakfımızın modern ve çağdaş öğretmen dinlenme evi huzur evinin balkonundayız. Olay TV bizim çalışmalarımızı görmeye gelmiş. Teşekkür ediyoruz. KASEV Vakfı 1986'da kuruldu. Bu yıl 25. yılımızı kutluyoruz. Ve size de ulaşmak için kanallar arıyoruz. Burada 4 statüde yaşlı var. Bunlardan bir tanesi sağlıklılar. İkincisi yarı sağlıklı dediğimiz yaşlılar. Üçüncüsü bağımlılar ve tamamen bağımlı olanlar. Burada ayrıca Japon dostlarımızın bize katkılarıyla kurduğumuz 25-40 kişilik bir özel bakım bölümümüz de var. Yani yaşlılığın her dönemine hizmet edebilecek durumdayız. Burada sadece yaşlılarımızı güvenli bir hayatta yaşamlarını devam ettirmeye devam etmiyoruz. Başka çalışmalar da yapıyoruz. Onları sosyal, psikolojik, ekonomik ve toplumsal bütünleşmesini sağlayan, özellikle de el sanatlarıyla, gündüz çalışmalarıyla hayatın içinde yaşamlarından mutlu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu kolay bir şey değil, zor bir olay. Ama biz bunu başardık. Biz devlet desteği almadan, arkamızda bir holding olmadan, ya bağışlarla ve dostlarımızın katkılarıyla bu hizmeti sürdürüyoruz. 140 yaşlı var burada. Herkesin odası tek kişilik. Banyosu, tuvaleti müstakil. Adaya bakıyorlar. Böyle güzel bir bahçe içindeler. Ancak tabii ki onlara da en iyi hizmeti vermek için aşağı yukarı 8 tanesi sağlık elemanı olmak üzere 67 kişiyle hizmet veriyoruz. Kolay bir şey değil. Ayrıca tabii bize hizmet veren, yaşlılara bakacak olan kişilerin eğitimi içinde 8 ay süren ve bu sene 9.sına başlayacağımız yaşlı ve refakatçisi, bakıcısı eğitim programı var. Onu sürdürüyoruz. Tuzla ve Pendik'ten meslek edinmek isteyen hanımlara bu açık bu program. Kasım ayında başlayacağız buna. Bize başvurularsa onlara bir eve ekmek götürme, bir meslek edinme imkanı vermiş olacağız. Bunu da buradan duyurmuş olayım. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle de Kartal'da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde bütün vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Türkiye Yaşlılık Platformu'nun KASEV'inde kurucusu olduğu bir platform, hep birlikte ülkemizin yaşlılarının sorunlarını konuşacağız. Bizi o gün yalnız bırakmazsanız, yaşlılarımıza verdiğimiz hizmette elinizden geldiği kadar bize destek verirseniz mutlu oluruz. Biz Aydıntepe'de, Tuzla'da KASEV Vakfı Öğretmen Dinlenme Evi olarak hepinizin, sizin, ailenizin ziyaretini bekliyoruz. Burada bizimle beraber bir çay içerseniz, yaşlılarımızla görüşürseniz, onlara moral verirsiniz. Onların beklediği de odur. Sizi buraya bekliyoruz. Kalbimiz ve gönlümüz, kapımız bütün dostlarımıza açık. Teşekkür ediyorum. Efendim ben 7 senedir buradayım. Burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Gelmiyorum, ben gidiyorum odama. Odalarımız çok güzel. Her odada banyo, tuvalet, bir de balkon var ki oradan çiçeklerimiz büyüyor. Ve oradan deniz görüyoruz. Dünyada en iyi yaptığım şeylerden birisi KASEV'e gelmektir. Dostlar, eğer ikinci baharınızı pencerenizden Tuzla'nın sahillerini, adaları görmek istiyorsanız ve şefkat içinde mutlu olmak istiyorsanız
bizimle beraber olun. Kasevi kuran, yaratan, yaşatan Doktor Kamil Beyefendi'ye saygılarımızı ve sevgilerimizi bildiriyorum. Çünkü burada huzur var, burada dinlenme var, burada her şey var. Bugün İstanbul Üniversitesi mezunuyum. İstanbul Ticaret Odası'nda müdürdüm. Oradan emekli oldum. İleri dönem için sağlıklı olmama rağmen hiçbir rahatsızlığım, tansiyon dahil yoktu. Fakat Kasev'in mükemmel bir kuruluş olduğunu arkadaşlarımdan öğrendim ve bir gün geldim avukatımı alarak. Kapıdan girerken daha çok müstesna bir kuruluş oluşu itibariyle beni cezbetti. Buraya geldim. Ablam da ben de hep beraber burada. Ben 13 senedir burada kalıyorum. Her konuda çok mükemmel çalışan, güvenceli, etkinlikleri mükemmel, sosyal iletişim harika güzel ve daima insanları yücelten bir kuruluş. Rahatsız olan kişileri dahi tamamen sağlığına kavuşturacak şekilde sosyal etkinlikler yapılıyor, konserler veriliyor, dışarıda güzel geziler tertipleniyor ve onları hayata bağlanması sağlanıyor. Hiçbir huzur evinde, artık burası ben huzur evi kelimesini telaffuz etmek istemiyorum, bu iletişim, bu güzellik yok. Karşıyakalıyım. İzmir'de kurulu Bayraklı Boya Sanayi'nin İstanbul Şubesi müdürüydüm. Diyo'ya satıldık. Efendim, ondan sonra Ataköy'de oturuyordum. Ailem öldü. Buraya geldim. Buradan çok memnunum. Bakılıyoruz burada. Günlerimiz geçiyor. Kamil Bey denen başkanımızdan çok memnunuz. 2006 yılında buraya geldim. 73 yaşındayım, emekliyim. Geldiğime çok çok memnunum. Bütün hizmetlerden memnunuz. Başımızda saygı değer bir başkanımız var, Kamil Çetin Oralar Bey. Onun sayesinde her türlü imkanlardan istifade ederek günlük yaşantımızı sürdürüyoruz. Ya izah et. Kelimelerle izah edilecek rahatlığımı, huzurumuzu ifade etmem mümkün değil.